Camimiz 1337 yılında Orhan Gazi'nin damadı Gazi Süleyman Paşa tarafından İzmit'in fethedilmesinden sonra 1341 yılında inşa edilmiştir. Camimizin ana ibadet yapılan kısmı orijinal kısmıdır. Yani 1341 yılından itibaren hizmet veren kısmıdır. Yaklaşık 680 ile 700 yıllık bir geçmişe sahiptir. Ardından 1800'lü yıllarda Abdülmecit tarafından diğer kısımları eklenmiştir. Bir hünkâr mahfili eklenmiştir. Kadınlar kısmı eklenmiştir ve arka kısım eklenmiştir. Abdülmecit astım hastası olduğundan dolayı doktorların İzmit'i tavsiye etmesi sebebiyle İzmit'e gelip av köşkünü inşa ederken burada bir hünkâr mahfili inşa ettirmiş ve bütün çalışmalarını burada yürütmüştür. Hünkâr mahfilinde yürütmüştür. Bu da kendisi tarafından eklenen kısımlara dahildir. Camimiz çeşitli dönemlerde, çeşitli zamanlarda büyük tadilatlar ve restorasyonlar görmüştür. Deprem sebebiyle, yangın sebebiyle. Yine en büyük restorasyonu 1999 depreminden sonra iki kere görmüş. Bir 2007 yılında ibadete açılmış geçici bir restorasyon. Daha sonra 2014 yılından 2017 yılına kadar büyük bir restorasyon görüp orijinalini en yakın haline getirilmiştir. Bugünkü haliyle, hali itibarıyla. Ve yaklaşık içinde 250-300 kişi aynı anda ibadet edebilmektedir. Camimiz Kocaeli'nin en eski camisidir. Ve bayram ve cuma hutbelerine kılıçla çıkılıp hutbeler kılıç eşliğinde okunmaktadır. Bize binlerce hamdü senalar olsun. Bizleri harbetmeyi, nesiller yetiştirmesine vesile olabilmeyi Rabbim bu uğurda bize de anlatmakla yükümlüdür. Buna da biz cihat diyoruz. Bu kelimeyi kirletildiği için eskisi kadar kullanmıyoruz. Dürüstçe, sözleşmesine tabi olması bugün yapılmış en büyük cihattır. Bugün en büyük problemimiz güvenilir insansa, güvenilir insan. Birbirimize ahlaklı olmak, zekatını vermek, hak ve adalete sahip çıkmak, hatta adaletin tarafını tutmak, onları desteklemek, fırsat buldukça malımızı desteklemek, dua etmek. Sevabını göreceksiniz, cehennemi de göreceksiniz. Allah yarattığı cehenneme diyor ki buraya gelmeyin.